Sevgili YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Graudas. Bugün sizlerle birlikte Stronghold Definitive Edition'ın ikinci bölümü ile birlikteyiz. En son ne yapmıştık? Bir ufak hatırlatma geçelim isterseniz. En son birkaç eğitim bölümü ile birlikte aslında kurtlardan kurtulma görevine kadar gelmiştik. Ve hikayeye kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak ve videonun altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Ve kaldığımız yerden hikayeye devam ediyoruz. Evet, saklı gözcü. Görev 4, saklı gözcü. Sir Longarm'dan bir mesaj geldi. Umarım bu mesajı aldığınızda her şey yolunda gitmiş ve o sinir bozucu kurtlara bir son vermişsinizdir. Şimdi sizden bir iyilik istiyorum. Sıçanın kuvvetlerinin gücünü daha iyi değerlendirmeme yardımcı olmak için Dukpuke topraklarının kenarında bir karakol inşa etmeye başlayın. Görevinizin tamamlandığına dair onayı hiçbir şekilde Volstuker'e göndermemelisiniz diyor. Send confirmation of your mission's completion to Lord Woolsack. Peki neden böyle bir şey söyledi? Sıçan, Depuke ailesine ait topraklarda tek çocuk olarak büyüdü. Dük, Sıçan'ın annesinin hiçbir zaman vergi ödememesini ve her zaman geçinmesini yetecek kadar parası olmasını sağlayarak ona iyilik yaptı. Bir gün bir haberci geldi ve babasının annesinin bir zamanlar hizmetçisi olarak çalıştığı Duk Depuke olduğu ortaya çıktı. Talihsiz bir kaza nedeniyle tüm Depuke ailesi tatilden dönerken denizde kaybolmuş ve sıçan Dük unvanını miras alacak sıradaki kişi oluvermişti. Neden acaba? Tüm düşman birimlerini yok et. Depuke'ye ait olan toprakların yakınında yüksek bir yerde uygun bir yer bul ve bir karakol inşa etmeye başla. Ahşap iç kale basit bir salondan daha iyi koruma sağlayacaktır. Arazi çok uygun duruyor. Yetiştirmek için birkaç sığır al. Kendini düşmana gösterme, ancak keşfedilirsen de kimsenin kaçmasına izin verme. Tepeler okçularına yüksekten ateş ederken avantaj sağlayacaktır diyor. Demek ki okçuları da tepelere çıkardığımızda daha yüksek atış avantajına sahip olduğunu da anlamış oluyoruz buradan. Ve o zaman kaldığımız yerden yine aynı şekilde hikayeye devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla buraya yapmamız gerekiyor. Peki. Şöyle yaptım. Granary'mizi yapalım. Aynı şekilde. Şimdi buraya yine yakın olsun. Stockpile, birkaç tane de stockpile ekledikten sonra şöyle oduncu, oyunun vazgeçilmezlerinden biri. Oduncu olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef ki, başlangıç zamanlarında özellikle. Evet. Şu an herkes vızır vızır işine doğru koşturuyor. Kaslı kaslı abilerimiz odunları kesiyor, topluyor, işliyor ve buradaki alana getiriyor. Çalışmaya bekleyen işçilerimiz de burada ateşin başında çorbasını, aşını pişirerek aslında yeni iş için hazır bir şekilde bekliyor. Yine aynı şekilde birkaç tane şöyle barınak yapalım. Şimdi, evet, madem öyle, şuradaki alanı değerlendire gidelim. Bazı evler insanların geçmesine engel olabiliyor, ancak böyle tarla veya buna benzer yerler yaptığınızda insanlar içlerinden, aralarından gördüğünüz üzere geçebiliyor. Kışla yapalım. Kışlanın nerede olduğu önemli değil. Çünkü zaten checkpointlerini buraya ayarlarsanız bunlar otomatikmen oraya gidecektir zaten. Aynı şekilde cephaneliğimizi de yapalım. Yine evimize yakın. Çünkü önemli bunlar. Aralarından da ufak böyle boşluklar bırakırsanız insanlar aradan geçip işlerine devam edebilirler. Burada yiyecek problemi yaşıyoruz. Şöyle yapalım.
Çalışmak için, çalıştırmak için köylüye ihtiyacımız var. Tamam. Düşman buradan geliyor. O zaman şöyle bir duvar çekelim. Bakalım buradan da yer var mı? Tamam. Buraya bir kapı yapalım. Ardından birkaç tane de platform koyarsak buraya. Okçularımızı yerleştirirken üzerinden oklarını atsınlar. Evet. Şöyle okçularımızın hatta checkpointini buraya alırsak sanırım. Buradan askerlerinizin agresif savunma duruşu veya yerini koru şeklinde de seçebilirsiniz. Savunma duruşu aslında en makul olan ama ben agresif yapacağım. Gördüğü an tık 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 atsınlar oklarını diye. Çocuklar vızır vızır koşturuyorlar. Wood needed. Peki. Bizi buldular diyor. Geldiler. Ama onlar tabii yürüyene kadar bizim okçular halledecek herhalde onları. Evet. Kaçtılar. Evet. Bir sürü mandıra yaptık. Buradaki odunlarımız bitti sayılır. Şöyle şu taraflara da oduncu kampı yapalım ve diğerlerini yıkalım. Zaten bir anlamı olmayacak. Onlar buradan buraya gidip gelip toplayana kadar dibine yapmamız daha makul olur. Hatta şöyle yapalım. Birkaç tanesini yıkalım. Bu abimiz götürsün. Onu da yıkalım. Granary stocks are very low, sire. Ne yapabiliyor muyuz? Bir tane. Tamam. İneklerimiz ölmüş. Hastalığa yakalanıp. Tabii böyle oyun içinde böyle belli başlı şeyler olabiliyor. Zaten ilerleyen hikayenin ilerleyen kısımlarında da bunu kendiniz de gözlerinize şahit olacaksınız aslında. Yine aynı şekilde okçulardan üretim yapalım. Wood needed. Burada ufak uyarılar da yapıyor zaten. Granary'nin içindeki yemek azaldı vesaire diye. Buradaki abimiz, sağ alt köşedeki abimiz zaten gidişatı yüz ifadesiyle de belli ediyor. Memnuniyetsiz olduğunda bu adam somurtkan bir şekilde bakmaya başlıyor aslında. My boy is yours. We await orders. The rats troops. Evet, yine geldiler. Ama geldiği gibi gittiler. Görevimize bakalım. Yarısını neredeyse tamamlamışız aslında. Gayet güzel gidiyor her şey. Kıvamında. Olması gerektiği gibi. Ablacığım senin sesine ne oldu ya? Yaşlı melül gözlüm. Biraz garip davranıyor lordum. Diğer ineklerin çoğu da öyle. Güzel, okçu da
Evet, şunları da şöyle çekelim. Sanırım barınak yapmamız lazım. We await orders. Instructions. We await orders. Yes. Şimdi burada askerleri de zaten sırada izlediğimiz senaryosunda buradan gelebilecek olan bir ordu ben düşünemiyorum zaten. Yani her şekilde eriteceğiz. Buradan biraz arttıralım hızımızı. Çok arttırdık. Evet. Yine düşmanlar geliyor dedi. Ve geldikleri gibi gidecekler. Maşallah, maşallah. Evet, geldiler ve öldüler. Tabii bu oyunun ilk başlarında bu kadar kolay olsa da ilerleyen bölümlerde böyle olmayacak. Bunları da yıkalım. Şu abimiz de götürsün. Onu da yıkalım. Yani oyun bu kadar göründüğü gibi basit değil aslında. Ondan bahsediyorum. İlerleyen bölümlerde neden zor olacağını anlarsınız izlerseniz. Buraya bir mandırı daha sığar mı? Sığmaz. Şuraya da mı sığmaz? Şuradaki oduncu da götürsün. Evet. Yine askerler geliyor. Şuraya da bir tane attık. Şahane. Mandıraları yeşil olmayan yerlere de yapabilirsiniz. Ancak diğer çiftlik binalarını bu alanların içine, yani sarımsı olan otların üstüne yapamıyorsunuz. Ama mandıraları yapıyorsunuz. Çünkü ekmeğe benzer bir durum olmadığı için. Yine aynı şekilde geldiler. Ve geldikleri gibi gittiler. Çok güzel. Bir hayli asker de yapmışız. Askerlerimizi çok ufak kesimini buraya, bir kısmını buraya, geri kalan şunları da şuraya koyalım. Kralımız gelmiş burada, bakalım ne yapıyor? Denetliyor herhalde askerler, ne yapıyor? Kayıt arıyorlar mı yoksa gerçekten nöbet mi tutuyor? Bak bu kayıt arıyor, geçmiş altına oturuyor. Bakayım sen şöyle. Tamam. Evet, son bir saldırı daha mı gelecek bakalım. Evet, geldiler. Yine her zamanki gibi güle güle diyerek uğurluyoruz kendilerine. Korkaklar kaçtı efendim. Onları yakalayamayız. Bizi ele verecekleri kesin. Sıkıntı yok. Evet, bir zafer daha kazandık. Kaldığımız yerden yine aynı şekilde diğer bölüme geçelim. Sıçanın devriyelerini çoğunu cesurca geri püskürttün. Ancak birkaç kişi son saldırıdan kurtulmayı başardı ve kaçtı. Yeni bir emir almamış olmana rağmen kaçan kişilerin de yani sıçana gidip yerine açacağı falan filan dedi. Kaçırdık tabii orayı, okuyamadık. Sıçanın krallığına bir adım atmış olduk aslında. 5. görev 2 arada 1 derene.
Çatışmadan sağ kalanlar geri çekilirken onları öteki bölgenin derinliklerine kadar kovalamaya devam ettin. Ancak gece çökünce Siste yine kaçırdık, okuyamadık. Yarım düzine devriyeyi alt ettiler ve bölgelerinden birini gerçekten de işgal ediyorlar. Şimdi ne yapacağım demiş sıçan. Ve Snake, yılan yani. Sakin ol sıçan, benim diyen bütün asi orduları mevsimler önce sınır dışına kaçtı. Adamların bir avuç ağlak haydudun icabına bakabilir. Neden kafa dağıtmak için benimle geyik avlamaya gelmiyorsun demiş yılan sıçana. Sıçan ama buradan neredeyse taş atımlık mesafedeler, bir şeyler yapmalıyım demiş. Kaçış yollarını kesmek için küçük bir kuşatma kuvveti göndermen yeterli. Senin için söylemesi kolay. Rahat ol. Biraz av gezimizden dönene kadar sorun kendi çözülmüş olacak. Bana güven. Sıçan gerçekten bir sıçan gibi kımıl kımıl. Yılan, yılandan bahsediyor. Yılan öncesinde ana vatanındaki en zengin bölgelerden birine vali olarak atanmıştı. Orada topladığı vergileri olduğundan az beyan ederek fazlasıyla bor bir kazanç sağlıyordu. Ancak kral bunu öğrendiğinde onu buraya yeni konulara gönderdi. İlk askeri karşılaşmalarından biri sırasında babana karşı gelerek savaşta gözlerinden birini kaybetti. O gün yılan tüm ailenin kelleleri kendi iç kalesinin önünde kazıklarda sıralı olana kadar huzur bulmayacağına yemin etti. İstediği kadar yemin etsin, hiç problem değil. Evet, görevde ne yapacağız? Gözcülerin devam etmek için yeterli erzak ve savaşarak geri dönebilecek kadar askerin olmadan sıkışıp kaldığını bildiriyor. Tek şansın burada bir direniş göstermek. Geniş bir nehirdeki bir ada üzerinde güçlü bir savunma noktası buldular ve temellerinden biri bir üst kurmaya başladı bile. Nehrin çevresindeki toprak oldukça verimli. Bundan faydalanarak biraz buğday yetiştir demiş. Peki. Evet. Yeşil alanlarda şimdi gördüğünüz üzere birazdan dediğim şeyi deneyimleyeceğiz. Şöyle 6 tane atalım. Şuraya bir tane. Bakalım nereden geliyorlar? Yukarıdan geliyorlar. Şimdi buğday tarlalarını yapmaya başlayalım. Çalışma işçimiz yok. Peki. Şöyle evleri çok alakasız bir uç köşeye bırakıyorum. Okçular çalışsın. Oduncular çalışsın. Buğday tarlaları, küçük minik minik fındık fareleri de geziyor burada gördüğünüz gibi. Okçuları şöyle yukarıya çıkalım ki yüksekten daha fazla atış avantajı kazansınlar. Şimdi bu buğdayları işleyebilmek için öncelikli olarak değirmen yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde değirmeni de stockpile'in yakınına koyarsanız buradan alıp işleyip yine aynı şekilde buraya bırakacaktır. Buraya şöyle bir ufak... Nereden geliyorlardı onlar? Ne kadar yapabiliyoruz? Çok yakın. İşaret levhasına çok yakın yerlere yapamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Belli bir alana yapabiliyorsunuz sadece. Şuradan surumuzu tamamlayabilirsek... Evet. Aynı şekilde buradan da şuraya doğru yapalım. Buradan da belki geçebilirler. Yine her ihtimale karşı buraları da kapatalım ki köyümüzü savuna binelim. Evet. Sanırım burası da tamam. Okçularımızı şöyle çekelim. Ben birkaç tane şöyle... alanları da değerlendirmekte fayda var. Çünkü yeri geldiğinde bunlara bile ihtiyaç duyuyoruz maalesef. Şuraya bir tane de armory atayım. Yani cephanelik. Evet. Falling dedi. Yani
Bu ne demek oluyor? Popülasyon kaybı diyorsun demek oluyor. O yüzden hemen şöyle stockpile'in etrafına fırınlar yaparak şimdi yaptığımız unları da ekmeğe dönüştüreceğiz. Oyundaki en verimli, aslında baktığınızda en verimli yiyecek ekmek. Şöyle yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de barak yapalım. Yani kışla. Kışlayı da şöyle bıraktım. Okçuları buraya gönderdim. Evet. Şimdi işte problem başladı. Neden problem başladı? Burada gördüğünüz gibi %50'nin altına düştüğü zaman nüfus kaybetmeye başlıyor. Nüfusun kaybetmemiz de aslında zaten bizi oyunda bir duraksamaya götürüyor. Ya bunu tabi şimdi tamamlayacağız. Bizim okçular kazandı. Çok güzel. Oo, geliyorlar. Bunları öldürürler mi? Öldürürler. Çok güzel. Şahane. Şahane. 10 numara. Tamam. Ambar kurtardık durumu. Şöyle ufak vergilerle de tabii ki de ekonomimizi güçlendirelim. Köyümüzü yapalım şöyle. Ardından yine aynı şekilde. Hatta buraya çok bir şey yapmayacağım. Böyle yakın olan yerlere tarlalarımızı bırakalım. Wood needed. Wood needed. Şuraya da birkaç tane oduncu yeri yapalım hatta. Toplasınlar. Evet. 10 numara. Granary stock. Gördüğünüz gibi önce buğday tarlasından stok bölgesine getiriliyor. Ardından buradan gördüğünüz gibi buğdaylar değirmende işleniyor. Ve akabinde una dönüştürülerek fırınlarda pişirilip ekmek oluyor. Güzel. Atölyelerden gelen yaylarla okçularımızı da yapalım. Yani aynı şekilde buralara bir platform atalım birkaç tane. Şöyle dibine atmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle gelin siz. Bana engel oluyorsunuz. Heh. Çok güzel. Ama şu olmadı dibine galiba. Evet, olmamış. Şöyle dibine. Evet. 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 Herhalde. Şu an görevin yarısına geldik. Buğdaylarımızı, tarlalarımızı ekelim. Ardından bir tane değirmen yapalım. Değirmen yetişemiyor. Abiler çekilirse inşa edeceğiz. Evet. Oo, bayağı kalabalık geldiler bu sefer. Herhalde bizimkiler alır diye düşünüyorum. Maşallah, maşallah çocuklar. Elinize sağlık. Şahanesiniz. Bak seviniyorlar, tek açtık da. Archers, ready. Moving off. Çok güzel. My boy is yours. We await orders. Sanırım bir mil daha yapacağım. Değirmen daha yapacağım. Evet. Kral nerede? Ha. Kral gene gezmelerde.
Ne yapıyor da bakıyor. Evet. Dolanıyor. Elinde kılıcıyla. Two handed. İki eliyle tutaraktan. Maçlar da bitmiş neredeyse. Ben şuraya bir tane kapı atacağım. Ve adamlar, çalışan işçilerin de daha rahat çıkıp girsinler diye. Onda odun toplarken. Bakalım. Tamam. Runner'i yapışık yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız koyamıyorsunuz başka bir yere. Yani temas etmesi gerekiyor ilk yaptığınız yerdeki ambara. Yani inşaat yaparken aslında şöyle aralıklı yine aynı şekilde yaptığınızda bir de space'e basıp yaparsanız en azından koyacağınız yeri daha net görebiliyorsunuz. Tamam anladım abicim, koyacağım. Bir dakika. On numara. Yine okçu atölyesi de yapalım bir tane. İki tane, üç tane, dört tane neyse. Evet, wood needed. Binalar zaten işçi olmadığında üzerlerine böyle bir ikaz işareti çıkıyor. İsterseniz buradaki bu iş birimini tamamıyla kapatıp popülasyon elde edebilirsiniz. Oranın işlevselliğini tamamen istediğiniz süreye kadar durdurabiliyorsunuz. Başka yerlere iş kolu aktarabiliyorsunuz. Herhalde sağlam geliyor bu sefer mi? Aynen aynen. Sinek doğru. Sanırım kazandık. Veya son bir kez daha mı gelecekler? Evet. Abicim bunlara saldırın. Öncelikli olarak. Bu adamlar sıkıntı. Bunlar mühendis. Mühendisler katapult veya battering ram dediğimiz şeyleri yapıyorlar. Bu da tabi direkt surları yok ederek ülkemize girmelerine neden olacak. Hiçbiri kaçamadı. Tabii ki de senin ahmak askerlerin. Kusursuz plan mı? Direkt bodozlama geliyorsun burada. Evet, güzel bir zafer. Hummalı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde aslında hikayede ilerliyoruz. Evet sevgili YouTube, videomu izlediğiniz için öncelikli olarak hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, videoların altına yorum ve like atarak da bana tam anlamıyla çok güzel bir şekilde destek olabilirsiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.